Teşekkürler. Evet, Çin ekonomisi Türkiye'ye nedir, negatif etkisi, ne yapabiliriz Ege? En az 4 fıkra çıkar bundan. Çıkması lazım. Birincisi, Çin ekonomisinin hızlı büyümesinin, Çin Türkiye diyoruz. Türkiye'nin içini bırakalım yani. Çünkü Türkiye'ye şu ana kadar çok faydası oldu. Yani Türkiye'ye, tekrar ediyorum, toplam olarak son 4-5 senedir yaşadığımız iktisadi toparlanmanın, iyileşmenin, refah seviyemizdeki artışın, işte toplamda ve kişi başına milli gelirimizin artışında Çin ekonomisinin çok büyük faydası var. Çünkü Çin fazla veriyor dünya ticaretinde. Bütün dünyaya ucuz ve iyi kaliteli mallar sunuyor. Hatta o malları almak için gerekli parayı da Amerika üzerinden yolluyor. Yani hem mallar geliyor hem para geliyor. Borcu veriyor, evet, borç. Verdiği borçtan maaşını da alıyorsun. Biz de alıyoruz. Yani şu ana kadar Çin'in Türk ekonomisi üzerine totalden bahsediyorum. Bir negatif etkisi yok. Bilakis pozitif etkisi var. Yani ancak. Şimdi içe bakabiliriz. Yani bundan herkes Türkiye'de aynı şekilde mi yararlanıyor? Yani işini kaybeden bir işçi canım diyebilir ki bana ne Türk ekonomisi olmuş? Yani bana kötü tesir etti diyebilir. Çünkü bir ülkeye olan etki ülkenin bütün fertlerine aynı şekilde tesir ediyor anlamına gelmez. Şimdi nasıl yavaşlatabiliriz? Biz pek tabii şöyle bir şey söyleyeceğim. Netice itibariyle Çin'in üstünlüğü ucuz emekten geliyor. Yani ucuza çalışıyorlar. Biz de istihdam sistemimize, bu biraz böyle şey bir kelime, esneklik getirebilirsek, yani ki getiriyoruz işte kayıt dışına kaçarak falan yahut da istihdam üzerinde yüksek vergileri azaltabilirsek o zaman iş kaybeden sanayi işçilerimiz de işlerini kaybetmez hale gelirler. Yani emek maliyetini düşürerek Çin ekonomisinin Türkiye üzerindeki kötü etkilerini azaltabiliriz. Cevabım böyle. Evet, çok da güzel bir cevap oldu bu. Anladığımız kadar Çin'den çok yararlandık. Spesifik olarak da bir ama zarar çok zarar varsa, edebildik. Ettiğimiz yerlerde de emek maliyetini düşürebilirsek onun etkilerini kısmen izale edebiliriz. Evet, güzel. Çok önemli. Şimdi emek maliyeti açısından önemli bir konu nedir? Reklam. Ben genelde ne deseler dikkat ederseniz benim aklımda ne var? Reklam. Başkan ne yapacak çünkü? Yönetimden talimat geliyor. Hocam reklam çok saatimiz geldi diye. Çok artist bir başkanımız var değil mi? Reklam sever. Evet, bir artist. Reklam, reklamdan sonra Yakında Üniversitesi'nde ekodiyalog devam edecek. Evet değerli izleyiciler, ekodiyalog Kıbrıs'ta Yakında Üniversitesi'nde Sayın Rektörümüz Ümit Hasan, Deniz Gökçen'in sınıf arkadaşı. Çok iyi öğrenciydi, haylazdım. Evet. Şimdi... Bazı önemli sorular var. Şimdi bazı ilginç konular da var. Bu hafta herhangi bir hafta değil. Şimdi mesela Yusuf Onur Uygur, Manisa'dan. Manisa Vestel. Otur bakalım yere Yusuf. Manisa Vestel, Cuma Bal ve aşağı yukarı 100 kişi daha Deniz Gökçe'ye sormuşlar. Bu derbi ne olur? 500 kişi kuru soruyor, 100 kişi de derbiyi soruyor. Evet, bu arada ilginç bir Murat Bilge kardeşimiz de sahne sanatçılarından bir dizi kar olsunlar yazmış. Emperyalizm, kapitalizm, yaşasınlar yazmış. Anarşizm. Ona da sevgilerimizi söylüyoruz. Son derece önemli. Seversin de, sen anarşizmi. Evet, Erol Çağrı Somtürk de buraya geldi. Hocam bana ne olur soru sordur dedi. Sorusunu sorduramıyorum ama en azından Erol Çağrı Somtürk elektrik mühendisi. Selam ediyoruz. Nerede Erol? Buralarda bir yerde olacak. Ha bak gördü, küstü bana. Küsme Erol. Peki, İpek Uçar. Evet İpek Hanım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum ve üniversitemize ekodiyalog programı olarak hoş geldiniz.
Benim iki tane sorunum olacak ama Avrupa Birliği içerisinde makroekonomik politika çerçevesindeki üye devletlerin ekonomiyi göz önüne aldığımızda enflasyon durumlarının ekonomiyi her zaman iyi etkilemediğini görüyoruz. Bunu Türkiye'yi de göz önünde bulundurarak nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir de ikinci sorum... Yok, o zaman ben öbürünü bekliyordum ama sen bunu sordun. Peki bir tane daha o zaman onu da sorayım. 2007'de olması muhtemel beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye ekonomisinin ihracat, ithalat durumlarındaki değişimi nasıl olacak? Yani ve bunların Türkiye'nin iç piyasasındaki etkileri nasıl etkileyecek? Yani? Evet.